Herkese merhabalar, selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu benim sanıyorum 6. video. Güzel yolculuklarımızı yaptık. Birçok kişi de mesaj yazdı. Dedi ki, ya işte nazar değer şöyle olur. Çok fazla negatif enerji, nazar bu tarz şeylere ne bileyim. Tabii ki inancımız var ama o kadar da değil. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Aracımın burasında büyük bir şeylik var. Farkında mısınız? Bakın böyle geliyor. Burada bir hatayla. Allah'ım burada da bir şey var, hatası var derken aslında burada kocaman bir hasar var. Maalesef dün bir motosiklet sürücüsü aracıma arkadan, park halindeki bu aracı arkadan çarptı ve olduğu gibi arka tarafın ayarlarını bozdu. Şöyle baktığım zaman burasının buradan daha yukarı, yani şurada bir şey oldu. Neyse ki kişide bir şey olmadığını öğrendim. Aracım benim park halindeydi. Şimdiden herkese söylüyorum. Mutlaka kesinlikle güvenlik modunu açık bırakın. Daha benim arabayı alalı 20. gününde böyle bir şey kaza başıma geldi. Ve bu kazadan anladığım şey, birisi güvercin uçuruyor. Onun ıslıkları geliyorsa güvercinleri ıslaya şey yapıyor. Bizim videoya olan oldu. Ne diyecektim? Şimdi bu aracı PPF yaptırsaydım sizce burada değişen bir şey olacak mıydı PPF'le? Hani belki şunlar şey olmayabilirdi, şu olmayabilirdi değil mi? Ne olacaktı buradaki PPF? Kalkacaktı. Bu kırılmaktan vazgeçer miydi? Olmazdı. Peki bu bölüm, şu anda burayı ben şey yaptırmaya çalışacağım. Oo, burada da bir ayrılma söz konusu olmuş. Benim burası kırılmış. Alüminyum buradan kırılmış. Yani bu buraya çarpınca şuradan alüminyum arka bagaj, muhtemelen bagaj kapağı değişir bu durumda. Ya da oraya artık götüreceğiz. Alüminyum kaynak falan bir şeyler yapacak. Kaskom vardı. PPF. Ne yapacaktı PPF ona şimdi? Ne olacaktı? Burası komple sökülüp bir daha yapılacaktı. Ya da bunun içerisindeki. Şunun şöyle. Bagajda çalışmasında hiçbir problem yok. Aracın kapanmasında da bir şey yok, gayet güzel kapanıyor. İçeride de bir ayarda uyarı komple değişmesini gönlüm el vermez. Bir Ethem abi sağ olsun. 8 silindir Ethem abi ulaştı sonrasında. Birisinin telefonunu verdi. Boyasız göçükü düzeltme diye. Bakalım onunla neler yapabiliriz. Bu da böyle. Şimdi neyi söyleyecektim? Bakın arabanın burasında bir hatası var. Diğer lastiğinde var. 3500 kilometreye gelmiş bir araba. Olur böyle şeyler. Çok kafaya takmaya gerek yok. Üzüldüm mü Engin? Tabii üzüldüm. Yani fıstık gibi geziyorduk. Bugün hiç arabaya binesim gelmedi. Şimdi İstanbul'a götüreceğiz. Bunu ayarıdır, ıvırıdır, zıvırıdır yaptırtacağız ama Türk ustalarına güveniyorum. Bu da bizim delikanlı. B150. Bu araba 200 bin kilometrede ve yaklaşık 15 senedir bizde. Burasına da bakın bir şey olmuş zamanında. PPF korur muydu? Koruyabilirdi. Ya buraya ne olurdu? Bunda da yok. Bak bunda burada tamponu çıkmış. Burasında sürtüklük var. Arkadan biri çarpıp tamponunu parçalamış. Burada aynı şekilde. Bu arabada hiç boya yok. Kazası bildiğim kadarıyla yok. Benden önceki sahibi. Fıstık gibi annemin, babamın yazlıkta kullandığı araba. Bunları dökülüyor. Uzun zamandır. Bunda bakın önden bir şeyle burası ayrılmış. Ne yapsın? Garibim. Tam tamına 90 beygirlik bir efsane. Mercedes B150. LPG'li. Bu da 530 beygirlik. Yani şunu diyeceğim. Ez cümle. Yani bir toparlayacak olursak. İstediğiniz kadar şey yapın. Ne yapabilirdik yani şimdi? Ben 60 bin lira harcasaydım bir de herhalde 10 bin lira arkasına değiştirme parası isterlerdi. Kaskodan o parayı alıyorsun da falan filan. Ya elbette alıyorsundur. Almıyor değilsin. Mutlaka bir çözümü vardır. Ama şeyde trafikte inanın çarpan kişi alkollüydü. Zabıtında da çıkmış. Çok şey yapmayacağım. Onun düşüp kahraman içerisinde kaldığını görünce ben kendim çok üzüldüm. Yani düşünsenize dondurma yiyorduk pastanede. Bir ses çıktı. Bam diye. Zaten benim araba vardı bir orada. Önce adamı gördüm. Karnına bir şeyler olmuştu. Sonrasında neyse haberini aldık. Problem yok. Kaburgaları kırılmış sanıyorum. Sentry mod, bekçi modunu neden kullanmanızı tavsiye ediyorum sizlere.
polisler geldi, olay nasıl oldu diye sordu. Anlatmaya çalışıyorduk. Öyle mi böyle mi derken bir dakika dedim, girdim olaylardan. Kameraya açtık. Tamam dedi, hiçbir problem yok sizin için. Görüntüleri aldılar ve gittiler. Ben bundan sonra bu arabanın kamera kaydını hiçbir zaman bırakır mıyım? Sana soruyorum. Bırakmalı mısın? Günde 5-6 şarj yiyor. İşte arabanı çalıştırmadığın günlerde. Hı? Ben bırakmam. Bırakamam yani. Çünkü bu güzellik, bu kalite, bu şey. Türkiye'deki muhtemelen ilk Tesla'nın karışmadığı Tesla kazası bana nasip olmuş olabilir. Bir kişiyi daha görmüştüm ama o tren yapımının öndekine vurmuştu. Bizimkisinde de işte şöyle bir parmak giren boyut var. Ne yapılacak buraya söylesenize. Çok hayıflanmalı mıyım? Şuradaki kaynakla olur değil mi? Alüminyum ufak bir kaynakla. Olsun ya. Vallahi olsun. Kötüydü. Videosunu koymak isterdim ama herkesin bir ailesi var. Ben de ufak çaplı bir, nasıl diyeyim size, YouTuber olmadım ama işte sonuçta 40-50-60 bin izlenebilir. Bir yerden görürler vesaireler. O yüzden videosunu buraya koymayı düşünmüyorum. Benimki olsa konmasını istemezdim. Belki de o kişinin orada olduğunu bilmeyen olabilir. Kişi sel verileri koruması kanunu gereğince de yapmam doğru değil. Bana konulmasını istemezdim. O yüzden de ben de koydum. Şey taşırken arkada su damacanaları alırım. Bak o su damacanaların fotoğrafını koyabilirim. Su damacanaların taşırken 5 litrelik bir su şişesini, babam sağ olsun, kapağını kapattın mı baba dedim. Kapattım oğlum dedi. Ama galiba o şişe vurdu çünkü onu kazada ondan sonra olmuştu. Evet bakın. Kapağı kapatılmış şişe. Evet kapağı çok güzel kapatılık. Ama çiçekleri sulamak için delinmiş. Bunu da böyle koymuş. Sen bu da devril. 5 litre suyu arka tarafa boca etti. Kaza olunca arabanın altından su akıyor. Ben de daha önceden bunların kliması şey ya sürekli çalışıyor ya. Herhalde dedim kliması park ettik. Onun şeyi var. Onun suyu akıyor. Öyle bir şey zannetmiştim. Değilmiş. Bayağı buralara 5 litre su akıp oradan bir yol bulmuş. Aşağıdan çıkmış. Neyse bugün araba zaten 62 dereceye kadar ısınmıştı. O 62 derece ısınırken hepsi buharlaşmış gitmiş. Temiz güzel suydu yani. Koku moku yok. Arabanın içi sıfır kokuyor hala. Benim canım vuruk. Sıfır arabam. Allah'tan stoplar falan kırmamış ya. İyi yönden bakmak lazım. He bak. Bu arabayla ilgili bir şey daha göstereyim. Görüyor musun? Bak, burası da yamuk. Bunu da duramayıp çarpılmış. O zaman lastikleri kötüydü. İstanbul arabası dostlar bu. Dediğim gibi 15 yıldır sahibiyiz. Fakat namussuz 200 bin kilometrede otomatik vites. Bir de temiz. Bakmayın yani böyle durduğuna da. İçi falan bayağı temizdir. Şimdi anahtarı olsa açar bak gösterirdim. Bayağı 550-600 bin lira ediyor. Şaşırdım. Hatta satsak dedim de biz bunda denize gidiyoruz. Hani işte ekonomik olduğu için annemin arabası. Bir de burası köy yeri. İşte köylere gidiyorlar. Peynir, süt, yoğurt alıyorlar. İçi böyle şeydir yani baharat kokuyor arabanın. Benim Tesla'cıyım. Size sorayım bakalım. Nazar mı değmiş acaba şu an? Ben bunu kaskoyu arayıp da yaptırın desem en az bir ay sürer şimdi. Kapanıyor. Bir ay sürer. Nazarlı olsun bari. Nazar varsa da insan da yapmasın. Bu da böyleydi. Güzel bir şeyle birlikte nasıl bir içerikle alakalı sizlerle paylaşmak istedim. Canım benzin istasyonum. Sizin ikinizi buluşturacağım bu akşam. Bugün hiç gezemedik. O yüzden şarj edemedik. Böyle bir şey. Hoşçakalın.